Zaten çoğumuzun aslında ilahi açıklama arayışı da biraz buradan geliyor. Yani burada ne yapıyoruz biz ya? Bunun nihai sebebi, böyle yukarıyı gösteriyoruz ama işte buralarda bir yerde yani. Onu aramak için. Peki aslında aklıma şu soru takıldı benim. Olmasa ne olur yani? Anlamsız olmuyor mu? Mesela işte geçen programda galiba örnek vermiştim. En sevdiğim, izlemeyi sevdiğim hayvan tipi geviş getiren ineklerdir. Yani yerler yerler, saatlerce de geviş getirirler. Kafada bin düşünce gezebilir ama hiç dertleri yoktur yani. Mesela stresten ülser olan inek hiç görmedim. Bitkisel beslendiği için değil. Kafası bizim gibi tilkilerle dolu değil. Olmasa ne olur? Bak inekler ne güzel yaşıyor, zürafalar ne güzel yaşıyor. Biz niye öyle yaşayamıyoruz? Bu hayatın hiçbir anlamı yok diyen insanların ne yaptığını biliyor musunuz arkadaşlar? Klinikte bunun karşılığı var. Terk edilmişlik var, yalnızlık var, çaresizlik var, parasızlık var vesaire vesaire. Yalnızlık çok yaygın bir tema gibi gözüküyor ama hepsinin altına indiğinizde neredeyse değişmez bir ana tema var. Anlamsız diyor benim yaşamam. Çünkü her zorluk aşılabilir, her şey aşılabilir. Yani ne olursa olsun amansız hastalıklarda bile bir umut vardır ama ne zaman yaşamanın bir anlamı varsa. Ve insan gerçekten açlıktan, yalnızlıktan, çaresizlikten, parasızlıktan değil, anlamsızlıktan ölen bir varlık. Bu çok acayip bir şey. Anlam o kadar hayati ki onsuz olmuyor. Ve biz anlamı aramayı bıraktığımız zaman geçici bir süre bir lay lay lom yaşayabiliyoruz. Özellikle bu devir harika değil mi onun için? Bir sürü oyuncak var. Valla ben dün akşam çaktırmadan bir video çektim. Aile efradıyla oturuyoruz, çoluk çocuk falan. Herkes böyle bir dalmış. Ben de çıkarttım telefonumu. 4 dakika 40 saniye bir videom var ama bizimkiler çok baskı yaptı. Paylaşamayacağım onu sosyal medyada. 4 dakika 40 saniye boyunca herkesin kafası telefonda. Karşımda 5-6 kişi var. Herkes telefonda. Birbirleriyle konuşuyorlar ama hep telefonda bir şey gösteriyorlar. Kakara kikirip muhabbet dönüyor. Her şeyin odağında o cihaz var. Ben de çok eğlendim. Ben de elimdeki telefonla onları çektim 5 dakika boyunca. Çok fazla oyalayıcımız, çok fazla kafa dağıtıcımız var. O yüzden kendimizle böyle baş başa kalıp da ya arkadaş biz nereden geldik, nereye gidiyoruz sorularını falan. Mesela bu tip anlamları kurcalamaya çok vakit bulamayabiliyoruz. Ama eninde sonunda bir gün hepimizin başına gelecek bazı şeyler var. İşte demin konuştuk, ölüm bunlardan biri. Hastalık, yalnızlık, çaresizlik, kayıplar hepimiz yaşayacağız. O zaman hazırlıksız yakalanmamak için galiba hayatın bir yerlerinde kendimize gerçekten kaliteli vakit ayırıp, hani diyorlar ya çocuğa kaliteli vakit ayıracaksın diye, kendimize bir kaliteli vakit ayırıp, hadi mümkünse günlük, şey değil mi? Ne yapıyorsun Sinan ya? İşler nasıl gidiyor? Hayat iyi mi? Ha, memnun musun? Yani yorgun musun yoksa hala azmin işte şeyin devam ediyor mu falan? Bir sohbet etsek. Yani gittiğin yerden memnun musun? Rota değiştirmeyi düşünür müsün? Nasıl hissediyorsun? Kendimizle muhabbetleri çok az yapıyoruz ve o kayıp zamanlarına, o eksik zamanlara hazırlıklı olabilmek belki biraz da böyle zamanlarda yaptığımız hazırlığa bağlı. Çok sevdiğim bir söz var, kimin söylediğini hatırlamıyorum. Savaşa hazırlık barış zamanında yapılır. Yani gerçekten çok güzel bir şey. Savaş sırasında savaş hazırlık yapamazsınız, savaşacaksınız. Başka bir şansınız yok. Ama barış zamanında da çok kafa dağıtıcınız varsa oturup da bunlara çok konsantre olamıyorsunuz maalesef. Size bir mikrofon uzatalım efendim. Merhaba, ismim Didem Sökmen. Hocam, günümüzde aslında anlamı çok yanlış yerde arayan bir kitle yetişiyor bizim gözlemlediğimiz. Biz biraz şanslılardanız, 40'lı yaşlarda olanlar. Hani gördüğümüz anlamlar var ama geçen gün şöyle bir cümle duydum. Arabamın modelini babam eski bıraktı, çok anlamsız değil mi ya diye arkadaşıyla konuşan iki arkadaş gördüm. Bunlar gençler. Şimdi aslında günümüzde ölüm dediğimiz ve hepimizin bildiği şey maalesef çok ticari olarak insanı korkutma üzerine kurgulanan bir şey. Bu da insanı çok ciddi anlamda tüketiciliğe itiyor. Tüketmek ve anlam aramayı çok maddesel hale getirdik. Yani bir bu makyaj... çoğumuz insanın çok derin bir hastalığı, katılıyorum ama gençlere o kadar vurmayalım. Yok, gençlere vurmuyorum. Ha. Bu öğretilen bir şey. Bu çok standart bir şey değil. Ben çok... bu arada yakın zamanda bu Z kuşağı falan diyorlar ya bizim gençlere. Vallahi özellikle şu deprem felaketinden sonra benim o çocuklarla ilgili bütün söylemlerim, yani söylemlere kulaklarımı kapatıyorum artık, izliyorum. Çünkü onlar çok değişik bir savaşın içerisindeler, onu söyleyeyim. Bizim kıymetini bilmediğimiz anlamları böyle biz çarçur ettik ya bizim nesil.
Onlar yazık tekrardan toparlamaya çalışıyor. Vardır burada aramızda şimdi bakayım böyle gençler. Onların işi çok zor. Onlar yeniden anlam yaratmakla uğraşıyorlar ve bunu bizim hakikaten hiç tanımadığımız bir dünyada yapıyorlar. Şu dijital teknoloji var ya, benim gibi insanlar orada göçmen yani onu söyleyeyim. Biz sonradan geldik. Olsa da olur, olmasa da olur. Ama onlar çok acayip bir dünyaya doğdular ve bu kadar çeldirici arasında yol bulmaya çalışıyorlar ki onlara çok destek olmamız lazım. Yani o cesareti vermek. Bizim esas amacımız bu. Efendim size de doğru bir mikrofon alalım. Programın başından beri söylediğiniz şeyler hakkında birkaç şey söylemek istiyorum. Buyurun. Ben de. İnsanın düşünebilen bir canlı olduğundan başlayarak. Dağarcığımda şöyle bir cümle var. İnsan tuğli emel sahibidir diye bir cümle kayıtlı zihnimde. Yani insan sonsuz emel sahibidir ve ölmek istemez aslında. Ben de onlardan biriyim. Çoğunluk aynı gibi. ama bugün gelirken temaşa kanalımız var bizim. Sizi böyle ilgiyle, sevgiyle takip ettiğimiz. Orada bir cümle vardı. İnsanın içindeki boşluğu doldurabilecek dünyevi bir meşgale henüz icat edilmedi. Katılıyorum. bunu okuyunca aklıma şu da geldi benim. Toprakla uğraşmak ve doğaya daha yakın olmak, bu sizin az önce okuduğum cümlenizin içine bir itiraz olarak girebilir mi? Şöyle bir soruyla karşılık versen, bütün çiftçiler ermiş mi sizce? Güzel. Amaç hayır. Ve anlam o kadar önemli ki. Yani bütün mesele aslında o yolumuzu bulma meselesini konuşmak işte. O yol ne? Onda şeyi temaşa olacak orada, o gruba boşuna temaşa ismini vermedik. Evet. Hepimizin yolu kendi izleyiyle şekillenecek. Şöyle bir etrafımıza bakabilirsek, çok da Sinan Canan'a bakmayın yani. Onun da yolculuğu ayrı. Bazısı için tehlikeli olabiliyor söylediklerimse, oradan biliyorum. Çok teşekkür ederim bu arada. Ağzınıza sağlık. Efendim bir mikrofon da buraya alalım. Burası şey bizim Snake Pit vardı eskiden konserlerde, Metallica konserlerinde onun hocam, gibi. Hocam merhabalar. Merhaba. Ben Emirhan Saraç. Emirhan, hocam benim hayatımın anlamı çok fazla değişiyor. Bir gün aşık oluyorum, hayatımın anlamı o zannediyorum. Sonra işimi çok hızlı soğuyorum aşkımdan. Ondan sonra işimi hayatımın anlamına koyuyorum. Tekrardan ondan hızlıca soğuyorum. Bu karışıklığın sebebi nedir? Süpersin ya. Bir alkış, vallahi nefis. Emirhan'dı değil mi? Evet hocam. Şimdi Emirhan'ın nezdinde hepinize sorayım. Hayatın anlamını bugün bu programda bulsak, buradan çıkıp eve gitsek ne yapacağız yarın? Düşündünüz mü? Anlam çözdük, biz bu işi bitirdik. Yaşanmaz ya. Yani düşünsene, erdin, bittin, ya böyle hani tanrısal bir varlığa dönüşmen, mitolojik bir figüre dönüşeceksin ya da herhalde hayatını sonlandırırsın yani artık daha yaşayacak bir şey kalmadı diye. Anlam aslında özellikle gençken bak böyle bulunuyor. Bir gün bakıyorsun hayatına bir şey giriyor. Mesela aşk diye bir duygu yaşıyorsun. Arkadaş dün öten kuş bugün şarkı söylüyor, bir şey oluyor. Görüntüler eşliği oluyor falan, her şey değişiyor. Diyorsun ki budur herhalde. Ama sonra sana bir yamuk yapıyor. Ya da naz cilve yapıyor canım, neyse yani çok büyük bir yamuk olmasına da gerek yok. Diyorsun ki lanet olsun, bu değilmiş. Sonra işte böyle bir mesela işte bilimsel bir konuya bir şeye merak sarıyorsun. Benim biyolojiye sardığım gibi diyorsun ki abi hayatın anlamı burada, harikaymış falan. Bir süre sonra hoca arıza çıkarıyor. Sistem yok, bir problem çıkarıyor, bir şey oluyor. Yok diyorsun, bu da değilmiş. Bu biraz şeye benzemiyor mu? Hani Hazreti İbrahim hikayesi anlatılır ya, böyle mağaradan çıkar. Önce bir yıldızlara bakar. Aa Tanrı budur der. Sonra efendim ay çıkar. Yok yok, bu daha parlak. Sonra güneş çıkar, hepsi gider. Yok kesin bu falan, öbürleri değil. Aa bakıyor sonra güneş de batar, der ki bunlar cinsinden bir şey olmaması lazım. Çünkü bunların hepsi gidiyor yani. İşte biraz böyle bir hikaye aslında o. Özellikle her türlü ilişki, her türlü karşılaşma, her türlü öğrenme bize bizim hakkımızda bir şey anlatıyor. Mesela birisiyle karşılaşıp aşkla tutulduğumuzda hayatımızda neyin eksik olduğunu o bize anlatıyor. Onun aynasında kendimizi gördüğümüz zaman ha diyoruz, bende böyle bir şey varmış. Ama ondan sonra tutup da bütün anlamı ona yapıştırınca o aynaya hapsolabiliyoruz. Dolayısıyla çok güzel bir yoldasın. Denemeye devam ama çok skor yapman lazım. Yani bir sürü yanlış seçim ve yanlış anlam atamalarıyla inşallah hep beraber doğrusunu bulacağız. Ben de ruhen teenage birisi olarak hala benzer şeyler yaşıyorum. Yani çok güzel soruydu. Çok teşekkür ediyorum.